Evet, Ebubekir. Tatil nasıl geçti? 30 Ekim. Şey gelsin ondan sonra. Arif takip et. Sayfa 35, 10. soru. Sen de aynı şekilde 35, 10. soruyu takip ediyorsun. Herkes gözlerinle, aferin. bu işin ne kadar zor olduğunu anlar. Tüm öğrenciler Merve'yi alkış. 12. soru. Toplumdaki dezavantajlı bireylerle yardımlaşma yoktur. Dediğim şeyleri bitirdin mi? Ebubekir ne diyorsun? Evet, başka söylemek isteyen var mı o soruya cevap vermek isteyen? Arkadaşlar, kim okumak ister 38'deki metni? Ayaz'cığım başla. Ayaz 38'deki metni okuyor. Sorumuz şu. Evimizde bulunan eski bu tip eşyalar, mesela ibrik veya gaz lambası veya köstekli saat veya bakır güğüm, işlemeli sandık, dikiş makinesi gibi eski eşyaları olanlar parmak kaldırsın söylesin. Ebubekir, ibrik var. Çok iyi. Hira. Bizim köyde görsen 2.8 bakır güğüm var. Bakır güğüm var. Bakır güğümden başka eşya olan var mı? Enes. İbrik ve sandık mı var? Bakın, bu sizin şey ödeviniz, sosyal ödeviniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şuradan görselleri keseceğiz. Şuradaki görselleri. Küçük küçük keseceğiz bu görselleri. Ardından buradaki yerlerine yapıştıracağız. Halk oyunları mesela. Burada halk oyunu ne var? Örnek verecek olursak. Bakın burada şey var, halay var. Burada yine aynı şekilde halay var. Yok, onlar tiyatro masal gibi öğelerin içerisine giriyor. İşte mesela burada bir cami var. Cami deyince mimari aklımıza geliyor. Buradan kesiyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Printle veya işte mantıla. Bunlar falan ne alaka? Onlar ne alaka? Gelenek. Ne sanatları mı kılınıyor? Gelenek. Hayır. Gelenek. Burada en sonunda şey var ya. Çatal kaşık yine aynı şekilde ne olabilir? Eşya. Tamam. Buradaki eşyaları, işte buradaki resimleri kesip burada önemli yerlere yapıştırıyoruz böyle. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet evet. Hadi herkes birer tane alsın buradan. Merak etme Atakan, sana da vereceğim. Sakin. Al. Arif, anladın mı ödevi? Aferin oğlum. Evet, ödeviniz haftaya pazartesi. Öğle arası. Çıkabilirsiniz. Hadi çıkıyoruz, hadi. Dikkat, yemeğinizi yiyin, gelin. Ha? Gitmiyor musun eve? Evet, takma adları büyük yazıyoruz. Kişi adlarına önce gelen saygı sözlerini, ünvanları, lakapları, meslek ve rütbatlarını büyük harflerin kullanımıyla alakalı. Şunu unutmayın. Tek olan şeyler her zaman büyük yazılır. Evet, dikkatli oku. Aydın Kavak Köyü. Köyüdeki K neden küçük? Neden küçük? Trabzon caddesi yazarken caddenin C'si neden büyük? Bunu açıklayana, tam olarak söyleyene, sebebini söyleyene, aha bu elimde tuttuğum kamerayı vereceğim. Hadi bakalım kim cevap veriyor? Söyle Ebubekir. Hocam hangisini? Üsttekini mi anladın? İstediğini söyle. Hocam Aydın Kavak büyük yazılır çünkü tamam. Ondan bir tane. K niye küçük? Ben onu soruyorum. Hocam o köy bir sürü köy olduğu için. Hayır, ona bakarsan caddeden de bir sürü var. O sebep bu değil. Evet, var mı başka söylemek isteyen? Berat söyleyecek. Berat söyle. Trabzon Caddesi. Evet, Trabzon Caddesi neden C büyük? Trabzon Caddesi'nde bir tane olduğu için. Yani. Nasıl yani? Ya Aydın Kavak köyünden de bir tane var. Söyle Yağmur. Söyle Ahmet. Ahmet söylüyor. Hocam Trabzon Caddesi işte cadde büyük harfle başlar. Niye? Niye işte? Neden? Hocam. Evet Enes. Hocam büyük bir cadde. Ya. Özel ona bakarsan köy de özel. Aydın Kavak köyü de özel. Söyle Yağmur. Öğretmenim. Caddeler özel. Dinle. Cadde özel bir şey, köy özel değil.
Olur mu canım? Köyün özel caddesi. Söyle. Son kez Kübra'ya söz veriyorum. Evet Kübra. Trabzon bir şehir ya, özel ya. Ondan dolayı caddesi. Hayır. Lise caddesini de caddeyi büyük yazarsın. Son kez İran. Aydın Kabak köyünden 10 tane mi? Arkadaşlar ben söylüyorum, dikkatli dinle. Yok. Sessizce dikkatli dinle. Arkadaşlar sıkıntı şu. Bakın. Arif soyadı neydi? Bağcı. Arif Bağcı yazarken A'yı mı büyük yazıyorsunuz, B'yi mi? Niye ikisini de büyük yazıyoruz? İkisi de onun adı çünkü. Trabzon Caddesi'nin adı Trabzon Caddesi. Aydın Kavak köyün adı. Köy Aydın Kavak dahi değil. Aydın Kavak dediğimiz zaman, Aydın Kavak köy adı dahil değil. Köyün neresi? Aydın Kavak. Hangi cadde değil dediğimiz zaman Trabzon mu diyorsunuz, Trabzon Caddesi'ndeyiz diyorsun. Mesela lise caddesinde olduğunuz zaman anneniz aradı, neredesin? Lisedeyim mi diyorsun, lise caddesindeyim mi diyorsun? Anladınız mı? Mesele bu. Lise Trabzon Caddesi'nin adı Trabzon Caddesi. O yüzden ikisi de büyük yazılıyor. Aydın Kavak köyünün adı Aydın Kavak. K'ye o yüzden küçük yazıyoruz. Anlaşıldı mı? Anladık mı? Çok güzel. 2 yıldır sadece babam bu konu. Güzel bir şey. Güzel bir şey ama bu arada. Çok kötü. 2 yıldır hocam. Tok gördük. Tok görmüşken de çekelim. Evet, saçlarım uzamış biraz. Gideyim de saçlarımı kestireyim. Görmeye başlamışlar bile ya. 8.22. Ay, bakalım sınıflarda kimse var mı? Ayaz'cığım, ellerinize sağlık. Haydi, çok iyiymiş. Evet, günaydın. Hemen hızlı bir şekilde aramızda zaten kahvaltı yapmayan varsa onlar da yapmış olur. Afiyet olsun. Sayın Melih'imize de teşekkür ediyoruz. Ayaz, annenin adı neydi? Firuze. Sayfa hangi sayfa? Güzel bir soru. Sayfa hangi sayfa arkadaşlar? Hayır. 56'da kaldık. 60'a kadar ödevdi ama hani sınıfta etkinlikleri yapmadık. Şiir okuduk. Şimdi sayfa 56'yı açalım. Umudumuz büyüktü. Kurtuluş çok yakın. 30 Ağustos'ta 6 yılda geçilemez sandıkları, siperleri yel gibi geçtik oysa. Çocuklar bakın, bu montları böyle asılması için falan veya rastgele birbirinize atıyorsunuz. Bu fermuar uçları var. Bunlar ya gocuk işte, neyse. Evet, bugün gençlik spordan geldiler. Bir yanda yüz boyama yapıyorlar. Bir yanda dart oyunu oynuyorlar. Bir yanda da badminton oynuyorlar. Bir yandan da burada... Evet, ilkokullar namına güzel bir gün oluyor. Çocuklar! Hocam ondan sonra sıra ikimize. Abi çok arkaya gittiler lan. Yavaş, sakin. Atakan'la Ayaz
Sopayla vurun, kalkanla değil. Kafaya, kafaya. Kafaya girin kafaya. Bu nasıl olacak? İki kişi gel böyle. Top düşür, top düşürmeye çalışıyor. Çok iyi. Geri, geri çekil biraz. Başlıyoruz. Sakin. Buranın inmesi... Ooo, kuralları ihlal ettiniz. Yedi güzel adam da Ramazan Hoca ile beraber dart oynuyorduk. Hah, buradaymış. Şimdi de oynayalım bakalım. Bu, darta yakın durmayın çocuklar, kenara çekilin. Merhaba. Ne oldu mu? Evet hocam, bu diye yaptım. Hile. Hile öğrenmeyeyim. Hile, evet, farkındayım. 17 5'te olduğuna göre 22 yapmaz. Ne yapar? Eldeyi mi unutuyorsun burada? 17 5 daha ne yapar? Ne yaptın Enes? Helal, bravo. Gayet güzel olmuş. Aferin sana. Hocam ben... Daha çözmeniz gereken bol miktarda etkinlik var. O da mı bitti? Güzel. Aferin. Şu etkinliği alabilirsin Meral. O ismini yaz ona. Var mı sıkıntı? Yok. Yapabiliyor muyuz? Evet. Aferin sana Dakan. 71, 96. Hangisinin? Şunların. Nasıl yok? 6435 ile 2871'i topladın. Hangisi? Şu. 6754 ile 2669'un en yakın yüzle yuvarlarsan 6754 ne olur? 6800. 2169 ile 2... Hangileri çıkmıyor? Hangisi? Şeyi göster bana. Çözemediğin problemi göster. Öğrenim şunu çıkmadı, üçüncü sorunun. Ben bunu... Şu mu? Birbirinden farklı en küçük dört basamak tek doğal sayı. Bu da, bu değil mi? Şimdi, rakamlar birbirinden farklı, en küçük dediği için 1 ile başlayacağız. 4 basamakta en büyük doğal sayı kaç? 4 basamakta 9999. 547 ile topladığında ne yapar? 1540. 4 basamakta en büyük doğal sayı 9999. 547 ile toplayacağız. Topladığın zaman da 10546 yapar. Tamam, dikkatli olun. Ama bitirmen lazımdı. Sen peşin peşin vermediğim ödevi yapmışsın. Sadece sorayım o zaman. Öyle bir şey yok. Evet, yedek gözlüğümü taktım. Zırtapoz Ahmet topu çekene kadar gözlüğümü kırdı. Hıyar Ahmet. Bak. Ayağına tüküreyim, ayakkabına tüküreyim senin Ahmet. Oo. Atıyordu vallahi. Yozgat merkez, il merkezindeyiz ancak hastaneden randevu olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki... O ney? Tamam şöyle kenara koy. Aşağı delikten kenara koy, aynen. Ne yazık ki Yozgat şehir hastanesinde randevu alamıyoruz. Göz doktoruna gitmem lazım. Yeni bir gözlük alayım diye. Ancak randevu yok. Doktor var ama randevu yok. Enteresan. Meherese niye var o zaman? Çok garip. Gözlük. Durduğu yerde neden pislenmiş acaba bu gözlük? Yazılı notlarımız çıkıyor bakalım. Yazılıya çalışıcı. He. Yarın sosyal yazılısı var. He. Kaybaşıktan sonra uzun basıyorum böyle, artı 10 saniye ekliyor. Anladım. Babam bana video çekmeyi öğretiyor bakalım. Çıkıyor. Saat 19.17 oldu. Gözlüğü Japon'la tutturdum normalde. Kırılmıştı. Kendi diğer yedek gözlüklerimi kullanıyordum. Demin de Bilge vurdu. Bayağı elindeki oyuncakla vurdu. Bu sefer de Bilge kırdı gözlüğü.
Ya Allah'ım, ben ne kadar bahtsız bir insan oldum bugün ya. Allah Allah, Allah Allah. Var bir şey, var bir şey de neye var acaba? Oh, kardeşin ne kadar yaramaz kızım ya. Gene mi kırdı? Her zaman. Tek sen mi kıracaksın? O da kırıyor tabii. Sen de kırmıştın küçükken. Hatırlıyorum. Vallahi yaptım. Yaptın mı? Hı. Hadi şükür. Güzel oldu. Tamam, gidelim.